Nasıl yani bana gitsin sana diye? Sana da dört geldi işte. Ne demek dört geldi ya? Savunduğun şeye bak ya. Gerçek, savunuyorum ya. Savunduğuna bak ya. Sen Tuğba'ya mı yarışmaya geldin, bana mı? Bir eksik ama ben seni onda dedim ama. Bak, anne şu an o dedim. Şu an söyledin ne? Tuğba'ya gitsin diye yaptım dedin ya. Böyle bir şey yok. 4-5'e onu oynadım dedim. Böyle bir şey yok. Kimse için oynamayacaksın. Sadece benim için oynayacaksın. Beni oynatacaksın burada. Sen söylediğin çok ayıp ya. Bir de Tuğba oynasın. Boş ver. O kadar... Onu kayınvalidesi düşünsün, sen değil. Evet, beni kayınvalidem düşünsün gerçekten Türkan teyze. Sen düşünme. Çünkü o senin kadar düşünmüyor galiba beni. Düşünse beni dinler zaten. Ne demek ya? Tamam, herkes alsın hakkını. Ben de bundan yanayım. Ama bu söylediğin hiç etik değil anne. Hiç değil. Sen buraya Tuğba'yı, Miyase'yi veya Ezgi'yi oynatmaya gelmiyorsun. Sen burada benimle birlikte oynamaya geliyorsun. Ayıp ya. Herkes alsın hakkını, otursun, ne yapalım anne? Hayır, bir de böyle kendini masum masum yapıyor. O çok zoruma gidiyor, biliyor musunuz? Kim? Çünkü ben ona gerekli konu... Anne niye kendini böyle hayattan soğumuş? Bulamadım. Bak ama Türkan teyze ne diyor? Ben diyor Tuğba için diyor düşündüm diyor, emek verdim diyor. Ben de düşündüm. Düşünmedim orada seni bulmayı Tuğba. Sen düşünsen, benim seninle konuşmalarımı düşünsen şu an bu durumda olmayız. Vallahi hiç değil. Hiç beni düşünmüyorsun. Düşünüyorum. Hayır bak, göze almış herhalde gitmek istiyor. Bu puanla mı o? Çünkü geldi yine güzellerek verdi, yürüdü gitti. Çünkü 3 aldım. Sen 5 verdin, güzel dedin. Annem geldi bana 1 dedi. Yani ben anlayamıyorum hangisi doğru? Tuğba, aynı şeyi ben soruyorum. Herkes güzel dedi. O bana kötü deyip 1 verdi. Şu an ben de onu sorguluyorum. Benim sorunum vallahi sizde değil. Benim hiçbir kayın var. Benim artık tek sorunum annem. Ve onu o kadar... Ona güvendim ya, sen gittin mi beni bulursun dedim. Bulamadım. Ben kötü yapsam da sen beni bulursun, iyi yapsam da sen beni bulursun. Ama bulamadım kızım. Uray, ben de bulmak istiyorum. Bulmak istemiyor mu Tuğba? E peki bir şey söyleyeceğim. Biz seninle bu konuyu konuştuk mu? Tamam, konuştuk. Ben sana söyledim mi? Ama öyle demedin. Nasıl demedim? Ben sana söyledim. Sen beni dinleseydin biz bugün yanılmazdık. Hayır. Ama dinlemiyor. Başka şeyler düşünüyor. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Gezmeyi düşünür. Tozmayı düşünür. Şapkalarını bile bana yaptırıyor. Bir o şapkalarla millete hava atıyor ama bana puanı vermiyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ben aldığım 5'e bile sevincim yok. İçimdeki sevinci vallahi öldürdün. Anne ciddi söylüyorum, öldürdün. Ya şimdi sen bana 5 versen benim puanlarım güzeldi. Yani geldiğim günden beri diyecektim ki adam akıllı bir gidiyorum. Elimin haline bak. Tuğba ağlama artık ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Ben normalde burada kimseye sarılmam ama teşekkür ederim Tuğba için dediği için. Allah'ım ya. İsterim. Hayır ben bakma. Ben sen çıkacak diye verdim yemin gerçekten. Yemin ederim samimi olduğunu hissettim Tuğba için dedi. Çünkü bak, buradaki kayınvalideler bana üzülüyor ama gönlannem herhalde bana üzülmüyor. Yapıp alamadığı var. Elim için ben de çok üzgünüm. Bulamadığı için de üzgünüm. Ama kayınvalidemin de yaptığı etik değil. Etik değil. Ya ben etiklikten bahsetmiyorum. Samimi duygularla geldiğini de biliyorum. Bana zaten samimi gelmese beni ağlamam. Burada kolay kolay beni ağlatamazlar. Sana ama bana samimi geldi. Merve, ben de ağlıyorum biliyorsun değil mi? Sana hepimiz. Ben ağlayan gördüm, dayanamam. Yani tamam, Tuğba'nın bir almasına ben de üzülüyorum. Alsın beşleri. O da kazansın. Sen duygusuzsun. Ama benden de bu kadar korkmayın. Ben de ağlayacağım şimdi. Vallahi ben hiç kıyamıyorum çünkü. Geçmiş olsun. 3 tadımımız da bittiğine göre günün kritiğini yapalım. Eteğimizdeki taşları dökelim. Bakalım derdimiz neymiş, anlayalım. Son tadımda yeni kayınvalidemle.